senin yediğinde haram var ise, senin yediğinde, bak kazancında demiyorum, senin kazancın helal olabilir. Sen helal kazancınla gidip haram, kirli, pis, temiz olmayan, necaset olan, içinde kimyasal maddeler olan, kimyasal karışmış yiyeceği aldın, yedin, bu sefer o senin maneviyatını bozuyor. Bakın, o sizin maneviyatınızı bozuyor. Bu sefer feyz-i ilahiden alınması gereken ilim, bilgi, hikmet ne yazık ki almıyor. Lokma onun önüne engel oldu. Sen kendince şöyle diyorsun: benim kazancım helal. İyi, senin kazancın helal ama yediğin helal değil. Yediğin temiz değil. Ne işin var senin elinde çatostan, patostan bilmem neyle? Veya ne işin var senin kalkıp da ambalajlı yiyeceklerle? Sen geleneksel ne yiyeceksen yesene. Git geleneksel tarhana çorbanı nerede kaldı senin? Geleneksel kelle paçan nerede kaldı? Gidip de hazır bülyon çorbalar, yok hazır çorbalar, bunlarla ne işin var senin? Derviş insansın. Sen git orada salçayı karıştır ye. Hazır gıdalarla ne işin var senin? Hazır gıdalarla ne işin var? Böylece ne olmuş oldu? O kimsenin üzerine gelecek olan feyz-i ilahi kesildi. Günden güne o kimse dinden soğumaya başladı. Günden güne namazdan soğudu, oruçtan soğudu, dervişlikten soğudu. Yediğine, içtiğine dikkat etmediğinden dolayı. Bakın, dervişliğinden soğudu. Kendince bir de şöyle dedi, Allah bizi affetsin. Dedi ki, ya Şeyh Efendi'nin sohbeti de işte, yani olmuyor işte. Kendine bakmadı. Kendi yediği lokmasına bakmadı. Allah muhafaza eylesin.